Bugünlerde Yunan hükümeti Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirip Libya Başkanlık Konseyi'nin başkanlığına gelen Muhammed el-Menfi'yi tebrik etti. Fotoğrafa baktığınızda dikkatinizi çeken ilk detay ne? İki tarafın bakışlarındaki manalı gülüş değil mi? Gelin bu gülüşün arkasındaki hikayeyi anlamak için el-Menfi'nin kısa süre önce Yunanistan'da Libya Büyükelçisiyken nasıl istenmeyen adam ilan edilip ülkeden sınır dışı edildiğini anlatalım. Türkiye ile Libya, uluslararası sözleşmelerden aldıkları yetkiyle aralarında bir MEP anlaşması imzaladığında Yunan tarafı bu duruma polemik üreterek cevap verdi. O günlerde Yunanistan'da Libya Büyükelçiliği yapan kişi ise kısa süre önce ülkenin en yetkili koltuğuna gelen Muhammed el-Menfi'den başkası değildi. 2019 yılının Kasım ayında Yunan Dışişleri Bakanı Dendias tarafından persona non grata, yani istenmeyen adam ilan edilen Muhammed el-Menfi'ye Yunan otoriteler ülkeyi terk etmesi için 72 saat vermişti. Bugün Menfi'nin karşısında oturan Başbakan Mitsotakis ise Büyükelçiyi ülkeden gönderirken bütün gücümüzü bu anlaşmanın etkisiz bir çaba olarak kalması için kullanacağız demişti. Aradan 14 ay geçmişken o dönem Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından Yunanistan'da elçi olarak görevlendirilen el-Menfi de iki ülke arasında imzalanan MEP anlaşmasının arkasında durmuştu. O günlerde Menfi'yi MEP anlaşmasının arkasında durduğu için sınır dışı edenler şimdi başkanlık görevini kutlamak için ayağına gitti. El-Menfi'nin gülüşünde de bu detay gizli. El-Menfi geçtiğimiz ay ilk yurt dışı ziyaretlerinden birini Türkiye'ye gerçekleştirdi. Ziyarette Libya ile Türkiye arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılması gereken yeni adımlar konuşuldu. Bugünlerde Yunan hükümeti Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirip Libya Başkanlık Konseyi'nin başkanlığına gelen Muhammed el-Menfi'yi tebrik etti. Fotoğrafa baktığınızda dikkatinizi çeken ilk detay ne? İki tarafın bakışlarındaki manalı gülüş değil mi?